Rönesans ailesinin değerli üyeleri, Dexa Rönesans Excellence Awards 2020 ödül törenine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Rönesans Başkanı Sayın Doktor Erman Ilıçoğ'u alkışlarınızla sahneye davet ediyor. Öncelikle herkese merhaba, herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Çok zor geçen bir 2020 yılında yapamadığımız bu töreni maalesef işte büyük bir arayla bir sene geçmiş olmasına rağmen bugün yapmak kısmet oldu bizler için. Rexa Excellence Award 2020 ödüllerinde ilk kategorimizde başlayacağız. Öncelikle tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum Erman Bey. Nasıl gittin Murmansk'a? Memnun musun? Nasıl orada hayat? Burada hayat tabii zor, şu anda polar gecelerdeyiz. Birçok insana ümit verdiniz, ümit oluyorsunuz. Hepinizin ellerine sağlık. Ben de bir kadın olarak bizlere bu endüstride söz hakkı verdiğiniz için size ayrıca teşekkür ediyorum. Поздравляю всё наше команда, всё ваше коллективы. Расскажите, пожалуйста, чуть-чуть, что вы делали, что успели? Эрман Бей, я в первую очередь хотел бы, во-первых, выразить признательность за награду. Dünyanın en büyük petrokimya tesislerinden olan Kobos Daptik projesini 2014-19 yılları arasında 5 yıl boyunca yoğun ve stresli süreçlerden geçerek hedefler doğrultusunda başarılı bir şekilde tamamladığımıza inanıyorum. Sağ olsun Uğurcuğum. Ağzına sağlık. Hepinizin ellerine sağlık arkadaşlar. Gerçekten Tobolsk bizim için sadece bir okul değil, aynı zamanda da bir kaynak oldu. Orada o zor şartlarda yaptıklarınızla ve orada oluşturduğunuz ekip ruhuyla, orada işte içinizde yetiştirdiğiniz genç arkadaşlarla beraber Murmansk'ı görüyorum, bugün işte Ustuga'yı görüyorum, Amur'u görüyorum. Bütün bu şantiyelere kadrolar yetiştirdiniz. You really showed, proved everyone that we still have the capacity and we can make it. Which is now again inspired all the rest of the organization, and thanks to you and your team, we are back on life again. You know, it was like a reanimation project for us. It was a very demanding and difficult project, because in between we had some delay up to 12 months. We recovered the delay, and at the end we got a satisfying letter of the client having been delivered. Biz de ödülümüz için çok mutlu ve sevinçliyiz. Evet, hepinizi tekrar tebrik ediyorum. Gerçekten arkada gözükmeyen savaşçılar sizlersiniz yani. Hiç böyle ön plana çıkmaya çalışmıyorsunuz. Kendinizi böyle önlere atmıyorsunuz ama bütün herkesin her derdine yetişiyorsunuz. Şirketin çok önemli problemlerini çözüyorsunuz. Hepinizin ellerine sağlık. Hepinize şimdiden iyi bir sene diliyorum. Tekrar tebrik ediyorum hepinizi. Walter, can you a little bit explain us about the project? The project might not be one of the largest of Ballast Nedam, but all aspects of sustainability come together, wrapped into one aligned contract model. Ben burada küçük bir es rica edeceğim. Çünkü biraz önce de ara ara vurgulamaya çalıştığım şey, muazzam bir ekip ruhu görüyorum Rönesans ailesinde. Evet. Bunu neye borçlusunuz? Evet, bunu gerçekten çok çok genç, çok dinamik böyle bir ekiple çalışıyor olmaya borçluyuz herhalde. Gerçekten ekibimizin yaş ortalaması 34. Ve hepsi birbirinden donanımlı, hepsi birbirinden iyi yetişmiş arkadaşlar. Hepsinden önemlisi hepsinin inanılmaz bir cesareti ve hep böyle içeriden gelen bir dürüstlükle işlerine sarılışları var. O herhalde bizdeki farklılığı bunlar bu yapıyor. O yüzden hepsini yetiştiren annelerine, babalarına teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bu çocukların hepsi bambaşka. Hepsi ayrı insanlar. Hepsi gerçekten birer kıymet. Hepsine tebrik ediyorum gerçekten. Muazzam bir bakış açısı. Tabii ki o enerji de buraya kadar ekranlardan da olsa yansıyor. Müthiş bir aidiyet duygusu kazanılmış durumda. Bir dış göz olarak bu yorumu yapmadan edemeyeceğim. Pandemi sürecinde bizim için de burası farklı bir deneyim kattı. Gerek bütçesel anlamda, gerekse idari kurumunun zor olması. İnşallah Ankara'da sizle ayrıca görüşmek üzere. Bir Can'a o zaman söyleyelim. Can, bir ayrıca bir toplantı ayarlayalım. Sinem Hanım'a söyleyelim. Tabii efendim. Tamam. Tabii. Böyle pandemi koşullarında bir maskeli falan da olsa yine en azından bir araya gelelim, bir sohbet edelim. Çok teşekkür ediyorum. Tabii ki olur diyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Hedefimiz kaç kişi? Hedefimiz 1 milyona ulaşmak Erman Bey. 1 milyon. Tamam, evet. İnşallah. Ne zaman? İnşallah sene 2 ödül konuşmamızda. Tamam. Rönesans bildiğiniz gibi yeni hayat demek. Evet. Biz de yeni bir şeyler getirmek üzere. Yani ben gençken işte bundan böyle 28 yıl önce yeni bir şeyler yapmak üzere yola çıkmıştık. Hala aynı yerdeyiz yani. Hala o aynı duyguyla, aynı sevinçle çalışıyoruz.
her şeyi yeniden işte arkadaşlarımızla beraber sıfırdan yapmaya çalışıyoruz. Yani bugüne kadar yapılandan hep böyle daha farklı yapmak için yola çıktık. Onlar da aynı şekildeler. Onlar da aynı değerleri paylaşıyorlar. Biz böyle radikal bir grubuz yani böyle bir gerilli ekip. Heyecanlı ve coşkulu. Evet. Gençliğinden asla ödün vermeyen. Devam edelim efendim. Alexey, слышно вам сейчас? Да, слышно. Да, поздравляю вас искренне. Спасибо большое, Роман Бей. Хотел бы также поблагодарить за эту награду, в первую очередь от себя и от всей команды. Ben Sans Holding olarak sektörde birçok konuda aslında liderlik yapıyoruz ve pandemi sürecinde de liderlik yaptığımızı düşünüyoruz. Tekrar tebrik ediyorum arkadaşlar hepinizi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize selamlar, saygılar. Bütün ailelerinize, tüm sevdiklerinize sevgiler gönderiyorum. Sağ olun. Hello, Martijn. Can you hear us? Hello, good afternoon, Mr. Chuck. Hello. Yes, I can good hear afternoon. You clearly. Thank you. Congratulations. Thank you very much for receiving this award. Benim şahsen, bu ülkenin de sizden emeklerine ihtiyaçları var arkadaşlar. Yolumuza devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum, hepinizi tebrik ediyorum. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Çok sağ olun, biz teşekkür ederiz. Görüyoruz ki Rönesans şirket olarak hiçbir sorumluluktan kaçmamış. Hem yatırımcı hem işletmeci olarak ve her zaman ön planda olmuş ve insanların hayatına dokunmuş. Bunu niçin söylüyorum? Elimdeki şu bilgiler gerçekten çok kıymetli. İmkansız denilebilecek bir sürede Sahra Hastanelerini inşa ederek pandeminin seyrini değiştirmişsiniz. Keza Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin teslimini öne çekerek yoğun bakım ünitesi sayısıyla birçok insanın tedavi edilerek yeniden sevdiklerine kavuşmasını sağlamışsınız. Bu gerçekten muazzam bir insani ve vicdani bir sorumluluk. Böyle bir kriz döneminde bunları nasıl yapabildiniz? Bu kriz döneminde bu refleksleri nasıl edindiniz? Bunu da sizden dinlemek isteriz. Evet. Herhalde işte herkesin motive eden şeyler vardır. Bizleri de aslında bütün ekip olarak motive eden şeyler, zorluklar, krizler ya da yapamazsın, işte imkansız denmesi. O da biz herkes için imkansız gibi gözüken bir süreçti aslında. Kimse yarına çıkıp çıkamayacağını dahi bilemediği bir dönemdi. Evet, maalesef. Ama işte bizi bekleyen bir görev vardı. O zaman işte her şeyi bir tarafa bıraktık. Bütün korkuları evde bırakıp hep beraber işte dört elle o işlere sarıldık. Ben maalesef arkadaşlarımın yanında çok bulunamadım. Yani ayda bir belki gidiyordum yanlarına, şantiye ziyaret ediyordum ama sürekli telefonla onlarla beraberdim. Hayatımda hiç çalışmadığım kadar çok o dönemde çalıştım. Gerçekten çok zevkli bir dönemdi. Evet, hepinizi tebrik ediyorum. Biraz kısaca bahseder misiniz? Ne yaptık Elazığ'da? Bildiğiniz üzere 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ şehrimizde bir deprem yaşadık biz maalesef. Bu süreçte Rönesans'ın gücünü arkamıza alarak ve sağlık hizmetini hiçbir şekilde aksatmadan deprem süreci sonrasında bütün şehri kucaklayarak sunmuş olduk. Rönesans deyince karşımıza kalite çıkıyor. Sizin için kalitenin tanımı nedir diyelim? Kalitenin tanımı bizim hayatımızın bir parçası aslında. Bizim bulunma sebebimiz, olma sebebimiz. İşte her şey farklı bir şekilde o kalite dediğimiz o şeyi yani bir kere de bir şey doğru yapıp herkesin memnun kalacağı bir şey yapmak ve onunla utanmayacağımız bir şey ortaya çıkarmak için çalışmak. Çok zor yani bir iş. Tek kalite tanımız bu yani utanmamak. Çok başarılı bir şekilde devam ettiğinizi de görebiliyoruz. O zaman kaldığımız yerden devam edelim. Sizlerin sayesinde binlerce insan şifa buldu. Gerçekten hepinizin ellerine sağlık. Yani gerçekten burada yani insanların dediğiniz gibi dışarıya çıkmaya korktuğu bir dönemde yasal olarak sokağa çıkma yasaklarının olduğu, toplumsal yaşamın kısıtlandığı bir dönemde çok kısıtlı bir sürede bu zor şartlarda ciddi bir özveriyle 24 saat mesai yaparak neredeyse ve Rönesanslı olma gururuyla, aidiyet duygusuyla ciddi bir performans gösterdi. Bir sürede lider çıkardı yani bu şantiye. Şirket için çok ciddi kazanımlar kazandık. İnşallah bu şirket de sizlerin kıymetini bilecek arkadaşlar. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Tebrik ediyorum hepiniz. Bence şirket olarak 3 tane şey yapmakla sorumluyuz. Birincisi onları evlerine sağ salim gönderebilmek. Bu da zaten işte iş güvenliğini gerektiriyor. Çünkü çok tehlikeli, çok zor işler yapıyoruz. Çok zor bölgelerde yapıyoruz. Onları evlerine sağ salim, sevenlerine sağ salim gönderebilmek bizim birinci önceliğimiz. İkincisine geldiğimiz zaman onları adil bir şekilde hak ettikleri, alınların teriyle hak ettikleri ücreti onlara ödeyerek göndermemiz, evlerine göndermemiz. Onlara bizim bir yükümlülüğümüz. Üçüncüsü de
şirket olarak onları hiçbir zaman utandırmamamız gerekiyor. Onların utanmasına sebebiyet verecek bir oluşumun, bir parça, bir şeyin parçası olmamamız herkesin gururla ben işte Rönesans'ta çalışıyorum diyebilmelerini sağlamamız gerekiyor. Bu üç tanesi de bizim için eşit önemli. Birçok insanın hayatını kurtardık. Birçok insanın aslında sağlığını korumasına destek oldunuz. Çünkü biliyorsunuz yani o büyüklükteki bir şantiye işte en az birkaç ölümlü kazayla bitebilirdi. 8-10 kişi yaralanabilirdi. Başına her türlü şey gelebilirdi. Sizlerin dikkati, özeni sayesinde kazasız, belasız atlatmak nasip oldu bizler için. Erman Bey, gerçekten muazzam bir sunuculuk ve moderasyon performansınız var. Tebrik ederim. Bayağı. Tükenmişlik sendromu yaşıyorum şu anda. Öyle mi, hiç belli etmiyorsunuz? Bilakis evet. Çökmüş gibi duran ben, siz evet, gayet sanki bir bu kadar daha götürebilir gibi. Yıkılacağım birazdan. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinizin ailelerinize iyi bir yıl, sağlık dolu, güzel bir yıl diliyorum. İnşallah tekrar önümüzdeki yıl beraber olmak üzere. Sağlıcakla kalın.